Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatında büyük bir yer kaplayan ama belki de yeterince üzerine düşünmediğimiz bir konuyu ele alacağız. Ses kullanımı. Sesimiz sadece iletişim aracımız değil, aynı zamanda kendimizi ifade etme biçimimizdir. Peki bu aracı ne kadar iyi kullanıyoruz? Bugün size ses tonu ve vurgulamalardan, konuşma hızından, duraklamalardan ve asalak seslerden, son olarak da ses seviyesinden bahsedeceğim. Bu video boyunca ses kullanımınızı nasıl iyileştirebileceğinize dair pratik tavsiyelerde vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Ses tonu mesajınızın duygusal içeriğini belirler. Aynı cümleyi farklı tonlamalarla söylediğinizde tamamen farklı anlamlar yaratabilirsiniz. Örneğin, "Gerçekten mi?" dediğinizde bunu heyecanlı bir tonla söylemekle "Gerçekten mi?" alaycı bir tonla söylemek arasında dağlar kadar fark var. Tonlama kelimelere duygu katmanın en etkili yollarından birisi. Şimdi size birkaç ipucu vereyim. Öncelikle ses tonunuzu ve vurgulamalarınızı karşınızdaki kişiyle olan bağınıza göre ayarlayın. İş yerinde patronunuza hitap ederken kullandığınız ton ile arkadaşlarınızla sohbet ederken kullandığınız ton aynı olmamalı. Ayrıca mesajınızın en önemli kısmını vurgulamak için ses tonunuzu değiştirmeye çalışın. Bunu yaparken dinleyicinizin dikkatini istediğiniz noktaya çekebilirsiniz. Şimdi pratik bir tavsiye var. Aynı cümleyi farklı tonlamalarla deneyin. Evde yalnızken basit bir cümleyi farklı ses tonlarıyla söylemeye çalışın. Örneğin, "Bugün hava çok güzel." cümlesini hem mutlu, hem şaşkın, hem de sinirli bir tonla söyleyin. Farkı hissedeceksiniz. Şimdi gelelim konuşma hızına. Hızlı mı konuşuyorsunuz yoksa yavaş mı? Her ikisi de farklı etkiler yaratabilir. Hızlı konuşmak dinleyicilerinize enerji ve heyecan katabilir. Şu anda benim seçtiğimde olduğu gibi. Ama çok hızlı konuşursanız karşınızdaki kişiler söylediklerinizi takip edemeyebilir. Her zorunda değil muhakkak. Öte yandan yavaş konuşmak sakinlik ve otorite göstergisi olabilir. Ama fazla yavaş konuşursanız da bu sefer dinleyicilerinizin ilgisini kaybedebilirsiniz. İşte burada denge devreye giriyor. Konuşma hızınızı iletmek istediğiniz mesajın niteliğine göre ayarlamaya çalışmalısınız. Heyecanlı bir haber verirken biraz hızlanabilirsiniz ama önemli bir noktayı vurgularken yavaşlamak dinleyicinin dikkatini çekmenizi sağlar. Bir pratik tavsiye daha vereceğim şimdi. Farklı hızlarla konuşma pratiği yapın. Böylece her ikisine de sahip olacaksınız. Bir cümleyi önce çok hızlı, sonra çok yavaş söyleyin. Hangi durumda daha etkili olduğunu biraz düşünün. Ve konuşma hızınızı duruma göre nasıl ayarlayabileceğinizi gözden geçirin. Şimdi hepimizin zaman zaman karşılaştığı bir durumdan bahsedelim. Duraklamalar ve asalak sesler. Konuşurken ı, ıı, e, şey gibi sesler kullanmak hem dikkatinizi dağıtabilir hem de dinleyicinin ilgisini kaybetmesine neden olabilir. Ee, başarabileceğim e duygularını kendimde e, tutmaya çalıştım. E, ve çok da mutluyum. E, ısrarcı olduğum için e, bu Ancak doğru kullanıldığında duraklamalar konuşmanıza bir derinlik ve anlam katabilir. And, uh, our about justice and uh, amnesia. Bunu bir sanat gibi düşünün. Bir ressamın tuvalinde boşluklar bırakması gibi düşünün. Konuşmalarınızda da duraklamalarla etkileyici bir ritim yaratabilirsiniz. Asalak seslerden kurtulmanın yolu düşüncelerinizi netleştirmek ve bilinçli bir şekilde konuşmaya çalışmaktır. Bir dahaki sefere konuşurken bir duraksama yaşadığınızda sessiz kalmayı tercih edin. Bu hem sizin hem de dinleyicinizin düşüncelerini toparlamasına yardımcı olacaktır. Yani insanların sizi anlayabilmesi için, söylediklerinizle ilgili kod çözebilmesi için zaman kazandıracaktır. Asalak sesleri azaltabilmek için güzel bir pratiğimiz var. Konuşmalarınızı kaydedeceksiniz. Bir konuşma yaparken kendinizi kaydedin ve ardından dinleyin. I, e, şey, mesela gibi sesleri ne sıklıkla kullandığınızı tespit edin. Bu seslerin farkına vardıkça bunları azaltmak sizin için çok daha kolay olacaktır. Yani farkındalık yaşayacaksınız. Ve son olarak ses seviyesinden bahsedelim. Ses seviyeniz mesajınızın nasıl algılandığını doğrudan etkiler. Çok yüksek sesle konuşmak otorite göstergesi olabilir ama aynı zamanda tehditkar ya da agresif de algılanabilir. Çok düşük bir sesle konuşmak ise samimiyet ve gizlilik hissi yaratabilir, özgüven eksikliği hissi yaratabilir. Ses seviyenizi kontrol etmek karşınızdaki kişiyle olan ilişkinize ve iletmek istediğiniz mesaja göre ayarlanmalı. Bu iletişiminizin hem daha etkili hem de daha ikna edici olmasını sağlar. Bakın şu çok önemli ki ses seviyenizi bulunduğunuz ortama göre şekillendirmelisiniz. Yani eğer kapalı, küçük bir ortamda konuşuyorsanız ses seviyeniz yine küçülmeli. Eğer daha açık büyük bir salonda, büyük bir ortamda konuşuyorsanız sesiniz de aynı oranda büyümelidir. Çok küçük, sizden isteklerde bulunurlar başlangıçta. Buna kapıya ayak koyma tekniği denir. Yine bunun için pratik bir tavsiyemiz var. Farklı ortamlara göre sesinizi ayarlamalısınız. Evde, ofiste, kalabalık bir ortamda ya da sessiz bir odada ses seviyenizi ayarlama çalışmaları yapmalısınız. Farklı ortamlarda nasıl bir etki yarattığını deneyimleyin ve ses seviyenizi buna göre ayarlayın. Evet, bugün ses kullanımınızı nasıl iyileştirebileceğinizle ilgili konuştuk. Ses tonu, vurgulamalar, konuşma hızı, duraklamalar, asalak sesler. Ses seviyesi, tüm bu unsurlar etkili bir iletişim için büyük öneme sahip. Bu videoda öğrendiğiniz teknikleri günlük hayata entegre etmek hem kendinizi daha iyi ifade etmenize hem de karşınızdakilerle daha güçlü bağlar kurmanıza yardımcı olacak. Sesinizi kontrol etmek aslında iletişimi kontrol etmektir. Bu videoyu tekrar izleyebilir, pratikleri tekrar gözden geçirebilirsiniz ve sizin için hazırladığımız kitapçıkla birlikte çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.